Peki hocam, mide kaçağından bahsettiniz. Evet. Mide kaçağı nedir diye soralım. Özellikle çok az bir riski olabilir dediniz ama kaçak neden olur diye soralım. Şimdi bu ameliyatı yaparken mideyi aşağıdan yukarı dikine kesiyoruz diyoruz. Bu ameliyatları biz kapalı yöntemle yapıyoruz. Evet. Kesmeden yani ufak deliklerden kamerayla. Şimdi yaparken bizim endo-GI dediğimiz hem mideyi diken iki tarafa üçer sıra zımba atan ki çok iyi bir Amerikan malı kullanıyoruz özellikle bizim henüz daha Türkiye'mizde üretilmiyor. O endo-GI staplerları ardından da zımbaları atıp kesiyor. Bunu biz yukarıya kadar en az 8-9 kartuş kullanarak mideyi ayırmış oluyoruz. İşte o zımbaların olduğu bölgelerden bir kaçak ihtimali olabilir. Kitabı olarak mutlaka binde 3'ün altında da olsa olabilir. Bu bölgedeki kaçaklar eğer oluşursa bizim tekniğimizde şöyle bir yöntem var. Biz hastalarımızda Jackson Pratt dediğimiz bir direnimiz var. İnce, lastik, çok böyle yumuşak. O direnimizin bir de rezervuarı var. Bu direnimizi biz 10 gün tutuyoruz. Niye tutuyoruz? Hastalarımız da hiç rahatsız olmuyorlar. Zaten ceplerine koyuyorlar böyle. Normal hayatlarına devam ediyorlar. 10 gün ameliyattan evet. Sonraki dönemde 10 gün. Çünkü midedeki kaçaklar genelde 5 ila 7. gün arasında oluyor. Yani 10 gün tutmamızın nedeni o. 5 ile 7. gün arasında olacaksa bu direnimizden zaten gelecek o sıvı. Kaçağın da tek tedavisi eğer kaçak oluştu ve sıvı batın içine çıkarsa zaten o diren onu dışarı getiriyor. Tedavisi de zaten kaçan sıvıyı dışarı almak. Kontrol. Çünkü zaten orası kendini yavaş yavaş büzerek, biz ona strüktür diyoruz, büzerek kapanıyor. Kendisi kapanıyor. Vücut kapatıyor o deliği. Ama kapatana kadar o sıvının batın içine yayılmaması gerekiyor. O direnle siz zaten dışarı aldığınız için tedbiri, kaçaklardan korkmuyoruz. Evet. Çok büyük kaçaklar olursa onun için farklı yöntemler var ama artık bu yeni nesil endo-GI'larla onları görmüyoruz.